baldan tatlı üzümlerim var. Selamün aleyküm teyze. Sana yemek getirdim. Duymadım kızım. Yemek getirdim, yemek. Sağ ol kızım. Allah razı olsun senden. Kendine iyi bak teyzeciğim. Ben yine uğrarım sana. Sağ olasın. Güle güle. Gürşat. Ne işin var kız senin sokakta? Ben ekmek kalmaya... Yalan söyleme bana. Alnımda alttan da yazıyor benim. Yapma Gürşat, canımı acıtıyorsun. Bak. Yürü bakayım, ben sana evde sorarım bunun hesabını, yürü. Yapma Gürşat. Ben sana evden çıkmak yok demedim mi ha? Demedim mi? Demedim mi? Kötü bir niyetim yoktu Gürşat, yemin ederim. Nereden bileyim ben senin niyetini ha? Ne malum dışarıda yaptıkların? Ah Gürşat, bunca yıldır evliyiz. Daha tanımadın mı beni? Tanımaz olur muyum? Tanıdım tabii. Sağda solda gezen, elin kadınlarına yemekler götüren, benim servetimi bitiren. Verdiğim bir kap yemek, yaşlı kadıncağızın kimi kimsesi yok. Ele güne muhtaç durumda. Ne yapalım yani? Sana mı düştü tasası? Ramazan ayındayız Gürşat. Bir hayır işlemişiz, fena mı? Deli etme adamı. Elimden bir kaza çıkacak şimdi. Git ayrı başkasının parasıyla işte. Benim hayra verecek param yok. Ağlama. Ağlama. Ağlama dedim sana. Bak bana, bak bana. Bana bak. Bundan sonra gözüm üstünde gül sen. Bir daha bu kapıdan dışarı adımını atarsan etlerini lime lime koparıp fakir fukaraya sadaka diye veririm, bilmiş ol. Anladın mı? Ben ne yaptım sana Kürşat? Bütün gün evde oturuyorum. Hiçbir yere götürmüyorsun. Eve de kimseyi soktuğun yok. Bari sen birilerini çağır da insan yüzü göreyim. Ne yapacaksın insanı? Hem ben insan değil miyim bu evde? Öyle demek istemedim. Ben de misafir halim, insanları doyurayım. Yiyip içip para biriktirmekten başka yaptığımız yok. İnsanlara izzet ikramda bulunayım. Benim de çevremde güzel dostlarım olsun. Kes, tamam kes. Çok konuştun. Az dinlemek istesem camiye giderdim. Çekil şuradan. Anahtarları alıyorum. Bundan sonra kapıyı üstünden kilitleyeceğim. Bakalım bir yere çıkabiliyor musun? Gürşat! Gürşat! Allah'ım sen ıslah eyle yarabbim. Kolay gelsin. Sağ olun. Şşt Cezmi! Buyur patron. Bak şimdi, sana bir görev vereceğim. Bundan sonra her sabah bizim evin önüne geleceksin, tamam mı? Bir müddet garson değil, nöbetçisin. Anlamadım patron. Anlatıyoruz işte. Bizim evin önünde bekleyip Gülden yengeni kontrol edeceksin. Evden dışarı çıkarsa, biri gelirse, ne olursa olsun akşam bana rapor vereceksin. Anladın mı? Ha, şimdi anladım patron. Şşt! Bana bak. Kimsenin haberi olmasın bundan. Ayıp ettin abi. Hadi bakayım o zaman, gözünü dört aç. Tamam abi, ben gidip üstümü değiştireyim. Şuraya bak. Tam takır. Ne o? Ramazan ayı bereketli olurmuş. Hah. Ahmet, benim yemek hazır mı? Hazırlıyorum abi. Çabuk ol. İyice acıktık burada. Tamam abi. Oğlum, Allah rızası için şu Ramazan günü bana bir yardım eder misin? Patron yok teyze, patron yok. Ne olur oğlum. Bir kap yemek. İki gündür boğazımdan lokma geçmiyor. Çok zor durumdayım. Çok mu zor durumdasın? Ah canım. Ben de tam aksine para içinde yüzüyorum. Dur sana bir iyilik yapayım. Allah razı olsun oğlum. Buraya kendim için bir sofra hazırlatmıştım. Görüyorsun değil mi? Görüyorum. Şimdi ben bunları yedikten sonra... eğer kalan ekmek kırıntısı, yemek artığı falan olursa... hepsini birden toplayıp sana vereceğim.
Tamam mı? Artıklarımı. Ne oldu? Sadakayı beğenmedin galiba. İnsan verilen sadakayı beğenmemezlik yapar mı hiç? Ama... Çık dükkanına çık! Utanmaz kadın! Yaşına kanıp aç karnını mı doyuracağım şimdi senin? Defol! Ama... Defol dedim! Herkes de bana gelir ya! Buldular tabii benim gibi yufka yürekli adamı. Ben ne dedim ya? Hadi, hadi patron ya. Nerede kaldın ya? Allah'ım sen bana sabır ver. Mahkumuşum gibi bir de gardiyan koymuş başıma. Ne var ne yok? Nöbet nasıl geçti? Yok bir şey patron. Bütün gün evdeydi. İyi. Gelen giden oldu mu peki? Yok patron. Kimse gelmedi. Tamam. Sen git o zaman. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin Kürşat. Keşke biraz daha erken gelseydin. Niyeymiş o? İftarı yalnız yapmazdım ben de. Senin orucun benim orucum sayılır. Senin iftarın da benim iftarım. Ben olmasam da var sayılırım. Keşke sen de tutsan Kürşat. Bak bu günler bir daha gelmez. Elimiz ayağımız tutuyorken orucu namazı ihmal etmemek lazım. Yok yok, söyledin işte. Sen benim yerime de yapıyorsun. Hem benim işim gücüm var. Kürşat. Ne var? Yine bir şey mi söyleyeceksin? Üstünden kapıyı kilitlediğin yetmezmiş gibi cezmiden nöbetçi koymuşsun kapıya. Hapis gibi oldum vallahi. Bir yere çıktığım da yok. Sen istemiyorsun diye kimsenin gelip gittiği de yok. Daha ne istiyorsun işte? Millete hizmet etmekten kurtarıyorum seni. Çok daraldım artık Kürşat. Senin bu kıskançlığın, cimriliğin. Beni bir yere salmıyorsun. Bırak da misafir gelsin bari. Kim gelecek senin evine be? Kim gelecek? Ne bileyim, konu komşu gelir, birileri gelir. Bak buralara yakın oturan bir amcam var. Adem amca. Sen de hiç tanışmadın onunla. Bir akşam iftara çağırsak olmaz mı? Olmaz efendim. Ondan sonra bütün akrabalarını toplarsın buraya. Ne alakası var Kürşat? Hem yaşlı başlı adam, onun da gönlünü yapmış oluruz. Senin canın yine sopa istiyor anlaşılan. Olmaz dediysek olmaz be. Yetti artık Kürşat. O zaman sen birini çağır. Ben misafir çağıracağım. Oldu. Yarın hemen çağırırım bir misafir. Vallahi son kez söylüyorum Kürşat. Ya sen çağır birini ya da ben amcama haber vereyim. Tamam tamam. Yarın çağırırım bir misafir. Allah'ım sen bana sabır ihsan eyle. Verdiğin şu nimetin şükrünü eda edemiyoruz ya Rabbi. Bir fakirin karnını bile doyuramıyoruz. Sen bize yardım et ya Rabbim. Sen kocamı doğru yola getir. Kaçta gelirsin? Ne o? Hazırlık mı yapacaksın misafir için? Dalga geçmeyi bırak Kürşat. Senin misafir buyur ettiğini göremem bu gidişle. Korkma korkma. Bugün çağırırım birilerini. Sana söz verdik bir kere değil mi? Hadi hadi gir bakayım içeri. Hadi! Gezmi, oğlum, gözün dört aça. Ayıp ettim patron. Hadi göreyim seni.
Şuna bak. Eve misafir çağıracakmışım. Olmasa amcasını çağıracakmış. Hah, niyeti belli. Arkamdan dedikodumu yapıp işler karıştıracak. Keriz miyim ben be? Hem arkamdan konuşturacağım, hem de elin adamlarını besleyeceğim. Kim bilir nasıl değerler. Az yeseler neyse. Kuş kadar. Yok. Bir ölü kadar, ölü. Yoksa bunlardan birini mi çağırsam? Hasan Bayrak. Hasan amca, bizim hanım seni misafir etmek istiyor. Bu akşam bir zahmet kalk da bize gele mi? Uzun zamandır bir şey yememişsindir zaten oralarda. Ah Gülden ha, neler yaptırıyorsun bana be. Bir gören olsa deli diyecek be. Ne olacak Allah'ım bu böyle? Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Buyurun. Buyurun beni misafir. Teşekkürler, sağ olun. Evet bakalım ne yiyeceğiz. Müşteriler gelmeye başladı. Ahmet nerede kaldı? Ben de onu söyleyecektim patron. Ahmet çok rahatsızlandı. Allah Allah. Ben mi garsonluk yapayım şimdi? Cezmi olsaydı... Şimdilik sen ilgilen müşterilerle. Ben gidip Cezmi'yi göndereyim. Al. Bu akşam dükkanı sen kapat. Tamam. Baş üstüne patron. Ben de adamı yiyeyim. Şöyle bolacı da patron, erken geldin bugün. Ahmet hastalanmış. Garson yok dükkanda. Hadi sen oraya git. Tamam patron. Gelen giden oldu mu? Evin önünden bile geçen olmadı. Şu işe bak ya. Hanımla olmayan orucumun iftarını mı yapacağız şimdi? Allah Allah. Ben bu kapıyı kilitlememiş miydim ya? Bunlar kimin ya? Yoksa... Hoş geldin Kürşat. Biz de iftara yetişemeyeceksin zannettik. Hoş geldin evladım. Buyurmayacak mısın? Bu adam kim ki? Ne arıyor benim evimi? Cezmi içeri kimse girmedi dedi. Kim bilir nereye bakıyor? Ben sana gösteririm yarın. Biraz daha çorba vereyim mi amcacığım? Sağ ol kızım, teşekkür ederim. Demek amcasıymış. Bana sormadan amcasını çağırmış iftara. Ulan karı... Ben sana bunun hesabını sormaz mıyım sanıyorsun? Kemiklerini çıtır çıtır kıracağım senin. Bak gör. Eline sağlık kızım. Allah razı olsun. Senden de amcacığım. Geç oldu artık. Bana müsaade. Oturuyorduk da amca. Yeter kızım. Sağ olasın. Ellerine yüreğine sağlık. Allah sofranızın bereketini artırsın oğlum. Yalnız senden bir isteğim var evladım. Beni evime kadar bırakabilir misin? Evine mi? Evet evladım. Rica etsem. Peki bırakalım. Bana bak kız. Kapıyı nasıl açtın bu adama? Kilitlemiştim ben. Yok, kilitli değildi ki. Sus! Ne yalancı kadınsın sen? Dönünce sorarım bunun hesabını. Buyurun gidelim. Karın çok iyi bir insan evladım. Ona iyi bak, olur mu? Tabii tabii. Çok iyi. Senin ev çok uzak mı Adem amca? Uzak sayılmaz ama benim adım Adem değil evladım. Hasan. Hasan mı? İyi de Gülden'in Hasan adında bir amcası var mıydı? Ben onun amcası değilim ki. Of valla. Amcası değilmiş. O zaman bu adam kim? Buralara niye geldik şimdi? Daha var mı amca evine?
Geldik evladım, geldik. Bu da ne demek oluyor şimdi? Hadi amca, işim gücüm var benim. Evin nerede? İşte evim burası. Aman Allah'ım. Evladım korkma. Benim evim burası. Peki sen kimsin? Ben bu sabah iftara davet ettiğin misafirim. Hatırlamadın mı? Hasan Bayrak. Hasan amca. Bizim hanım seni misafir etmek istiyor. Bu akşam bir zahmet kalk da bize gel, mi? Uzun zamandır bir şey yememişsindir zaten oralarda. Sen olsun. Ne yapacaksın peki bana? Korkma. Sana zararım dokunmaz. Gel benimle hadi. Hadi gel. Gel. Adam ne yapıyor böyle? Bu gördüğün adam sağlığında yapabileceği görevleri yapmadığı için burada kıvranıp duruyor. Bu ne kadar sürecek? Temizleninceye kadar. Güzellikler diyarına ehil hale gelinceye kadar. Gel. Peki bu adam ne yapıyor böyle? Bunca yiyecek önünde dururken sadece taşları yiyor. Bu da evladım sofrasına kimseyi almamış. Allah'ın verdiklerini kimseyle paylaşmamış. Garibi itelemiş, fakiri hor görmüş. Kalbini taşlaştırmış. Burada da nasibine taşlar düşmüş. Nerede kaldın Kürşat? Gecenin bir yarısı oldu. Kürşat, neyin var senin? Sende bir hal var Kürşat, ne oldu? O amcayı evine bıraktın mı? Bıraktım hanım, bıraktım. Beni kocan davet etti dedi, kimdi peki o? O bana gerçeği, olması gerekeni gösteren, beni doğru yola döndüren kişi Gülden. Bana ibadetin, Allah rızası için paylaşmanın hayrını, güzelliğini gösteren kişi. Sen neler diyorsun Kürşat? Böyle Gülden, hatamı anladım. Cimrilikten, kıskançlıktan, boş yere yaşamaktan bir hayır gelmeyeceğini anladım. Bundan sonra tövbe ediyorum bunlara. Kürşat. Kürşat sen. Allah'ım sana şükürler olsun. Giyinmek güzeldir. Armine. Güvenli alışveriş Tuna Shopping TV. Tuna Shopping TV'den Rahle Boy, Tecvitli, yurt dışında gül kokulu